En fazla 5 yıl mı yaşarsın diyor bana yani hani. Benim ablam geçen 9 yıl. Bir yurtta görev yaptığı için terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla yargılanan Ayşe Özdoğan, Yargıtay tarafından onaylanan cezası sebebiyle tekrar cezaevine gönderildi. Dördüncü evre kanser hastası Ayşe Özdoğan için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu, oy birliğiyle Ayşe Özdoğan'ın tetkiklerinde nüks veya metastaz bulgusuna rastlanmadığı ve cezasının infazına cezaevinde devam edebileceği sonucuna vardı. Kendi ihtiyaçlarını dahi gidermekte zorlanan Özdoğan, verilen bu rapor sebebiyle evinden alınarak cezaevine kondu. Doktorların cezaevi koşullarında 5 yıl ömür biçtiği Özdoğan'ın 9 yıllığına cezaevine gönderilmesi gayri resmi idam kararı olarak yorumlandı. Ahbap Derneği Genel Başkanı Sanatçı Haluk Levent kişisel Twitter hesabında Özdoğan'la ilgili açıklama yaptı. Ayşe Özdoğan'ın ablası Emine Erdem, Haluk Levent'e ''İyi günler Haluk Bey, benim kardeşim de 4. evre. Maksiler sinüs kanser 4. evre kanser hastası olup Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden cezaevinde kalamaz raporu olmasına rağmen İstanbul Adli Tıp'ın reviri olan bir cezaevinde infazı gerçekleştirilen raporuyla hükümlü ve cezaevinde paylaşımında bulundu. Haluk Levent bu tweet'e ''Adli Tıp raporu elimizde, bunu biz de bakanlığa ilettik, umarım sonuç alırız.'' diyerek karşılık verdi. Deva Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise Twitter'dan Ayşe Özdoğan'la ilgili Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurulu raporunu paylaşarak 23 Aralık 2019 tarihli Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurul raporuna göre hükümlü Ayşe Özdoğan'ın hayatını yalnız idame ettiremeyeceği ve hayati tehlikesinin olduğu tespit edilmiştir. Bu rapora göre Ayşe Özdoğan'ın cezaevinde tutulması işkenceden başka bir şey değildir, dedi.